Bu arada sevgili seyirciler, 28 Mayıs Azerbaycan Cumhuriyet Günü'nü dün kutladık. 1918'de gelen bağımsızlık sonrası Azerbaycan'da okuyucularla buluşan Azerbaycan Gazetesi'nin orijinal baskılarına ulaşıldı. Azerbaycan Ada Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi'nin işbirliğinde dijital ortama aktarıldı. Bakü'ye gidelim. TRT muhabiri Fatih Avanos bizi konuklarıyla bekliyor. Bakalım çalışmanın detayları neler? Fatih'ten ve konuklarından öğrenelim. Fatih, söz sende. Teşekkür ederiz. Başkent Bakü'nün incisi Ada Üniversitesi'nin hemen kampüsünden sizlere sesleniyoruz. Dün Azerbaycan Cumhuriyet'in 102. yılını kutlamıştı. O coşkuyu yaşamıştı başkent Bakü'de. Tabii bu sevinç de devam ediyor. Diğer taraftan da araştırmacılarımız, tarihçilerimiz yıllar öncesinde, 100 yıl öncesinin resmini aslında yeni nesillere aktardığını söyleyebiliriz. Önemli bir çalışma var. Araştırmacı yazar Azat Ağoğlu yanımda. İlk olarak onunla başlamak istiyorum. Çünkü bu çalışmaya onlar başladı. Ne amaçla başladılar? Neyi hedeflediler? Ve gazetenin içeriğinden de sizlerden bilgi almak isteriz. Evet, bugün Azerbaycan Gazetesi ile ilgili konuşacağız. Azerbaycan Gazetesi 1918-20 yılları arasında yayınlanmış olan Azerbaycan hükümetinin, Azerbaycan Halk Cumhuriyeti hükümetinin bir nevi resmi gazetesi. Dönemin hem parlamentoda tartışılan konuları, hem resmi haberleri, hükümetin duyuruları, bunun dışında cephe haberleri, iç dış politika haberleri ve dönemin çok önemli aydınlarının yazılarının olduğu bir gazete. Adeta bir tarih var elinizde. Şu an orijinal nüshası zannediyorum, değil mi? Tabii, şu an elimdeki bayram nüshası 1919-28 Mayıs, yani Cumhuriyet'in bir yılının kutlandığı nüsha. Bu çok önemli bir nüsha. Resimli bayram nüshası olduğu için resimli çıkmış. Normalde gazete resimli değil. Ama bu bayrama özel 1901. yıl, Cumhuriyet'in birinci yılının gazetesi, resmi evet. Devletin gazetesi evet. Ve siz o gazetenin sayılarını dijital ortama aktararak, öyle mi, yeni nesillere, genç kuşakların da anlayacağı dilden mi? Nasıl bir çalışma? Evet, şimdi bu bizim uzun zamandan beri aslında hayalini kurduğumuz bir çalışmaydı. Ama arkasında çok iyi bir destek olması gereken bir çalışmaydı. Çünkü çok kapsamlı, büyük bir proje. Ve Ada Üniversitesi, başta Sayın Rektörümüz Hafiz Müellim olmak üzere, bu projeyi çok sıcak karşıladılar ve desteklediler. Ve Ada Üniversitesi'nin desteğiyle biz Azerbaycan Gazetesi'nin yaklaşık 450 sayı çıkmış olan, yayınlanmış olan bu gazetenin tamamını günümüz alfabesine aktaracağız. Oradaki bugünün okurları için anlaşılmayacak kelimeleri ve ifadeleri açıklamasını vereceğiz. Ve bazı konularda yine açıklamalarla ve sonuna da kapsamlı bir indeks eklemek suretiyle, dizin eklemek suretiyle bu gazeteyi inşallah yayına hazırlayacağız Ada Üniversitesi'nin katkılarıyla. Ada Üniversitesi demişken hemen Ada Üniversitesi'nden de önemli bir yayın konumuz var. Sayın Fariz İsmailzade, rektör yardımcımız. Efendim, önemli bir çalışma ve siz de büyük bir katkı sunuyorsunuz. Neler söylersiniz? Teşekkür ederim. Hoş gelmişsiniz bizim üniversiteye. Görürsünüz, üniversitemiz çok özeldir. Bu öğrenciler yoktu çünkü koronavirüse göre dersler online formatta geçir. Ama sizi görmekten çok şadık. Bizim üniversitenin Türkiye üniversitelerinden çoklu işbirliği var, projelerimiz var. Koç Üniversitesi ile, Bilkent Üniversitesi ile, Kadir Has Üniversitesi ve bir neçe üniversitelerle çok yaxşı, güzel alakalarımız var. Öğrencilerimizin mübadele programlarını geçiririk. Ve bu ay biz yeni bir projeye başlayırıq. Azad Bey söylediği gibi bu tarih sahasında, siyasi elmler sahasında çok önemli bir projedir. Ve bizim üniversitemiz bu projeye destek verir. Biz istəyirik ki bu qəzet nömrələri tərcümə olunsun, çap olunsun və bizim gənc alimlər, gənc öyrəncilərimiz, gənc araşdırmaçılarımız bu materiallardan istifadə edib yeni kitablar, yeni projələr, yeni materiallar hazırlasınlar. Biz ümid edirik ki bu çox uğurlu bir layihə olacaq və xüsusilə Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti üçün, onun tarixi üçün, onun siyasi qərarları üçün, onları öyrənmək üçün çox önəmli bir material olacaq, mənbə olacaq. Təşəkkür edirik Azad bəyə və Mehdi bəyə ki, bu gözəl layihə təşəbbüsü ilə irəli çıxıblar. Bir daha sizi burada görməkdən çox şadıq. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Hem verdiğiniz destek için hem de işte o Cumhuriyet coşkusunu yeni nesillere aktarmada gösterdiğiniz gayret için sağ olun efendim. Yanımıza konuk oldunuz. Tabii araştırmacılar Mehdi Genceli, Marmara Üniversitesi Türkiye Hat Araştırmaları Müdür Yardımcısı ve yine yayın konuğumuz da Azat Ağoğlu, araştırmacı yazar, birlikte kafa kafaya verdiler ve o günleri yeni nesillerle kavuşturmaya gayret ediyorlar. Diğer taraftan Dilgam Ahmet, onun
Yine Çapar Dergisi baş editörü onun koleksiyonundan çıktığını bu yazıların ve o gazete küpürlerinin olduğunu söyleyelim. Yine araştırmacı Ruslan Reymov'un da koleksiyonundan istifade edildiğini ifade edelim. Başkent Bakü'de notlar bu şekildeydi. Sözü yeniden size bırakalım. Teşekkür ediyoruz. Tabii orası koronavirüs nedeniyle şu an evden eğitim, uzaktan eğitim olduğu için biraz renksiz, öğrencilerle daha da renklenecektir. Çok teşekkür ediyoruz Fatih Abanoz, sana ve konuklarına.